Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, gerçekten çok şok eden rakamlarla beraber karşınızdayım. Ee, hem takipçilerim çok merak etti hem de gerçekten inanılmazdır. Ee, çok rakamların var olduğunu görünce sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yani bu durumda olan bir sürü insan var. Atanamayan bir sürü insan var. Maalesef ki ee, çok dehşet rakamlar. Dilerseniz şöyle rakamları sizlere açıklayayım arkadaşlar. Çok inanılmaz rakamlar gerçekten. Ee, orta öğretimden bakın. Toplamda hatta şuradan başlayalım. Toplamda 1677 kadro açıldı KPSS tercihleri için. 1677 kadro içerisinden 452.180 kişi başvurmuş. İnanılmaz bir rakam ya. Yani 1677 kadro var. 452.000 kişi başvurmuş. İnanılmaz olan rakam şudur arkadaşlar. Bakın inanılmaz olan rakam şudur. Bu normal bir rakam. İnsanlar yaşıyor. İnsanlar yaşıyor ve ekmeğin peşinde koşuyor. Bu inanılmaz bir rakam değil. 452 bin inanılmaz bir rakam değil. Benim ağırma giden, benim zoruma giden şu rakam. 1677 nedir ya? Dostlarım 115 bin kişi bakın. 115 bin kişi sadece lise memuru için başvurmuş toplamda 95 kişi açılmış. Nasıl bir şeydir bu? Ön lisanstan 476 kadro açılmış. Toplamda 131 bin kişi başvurmuş. İnanılmaz bir şey. Yani 1106 kişi lisanstan açılmış. 205 bin insan başvurmuş. Bakın. İnanılmaz or olan rakamlar şunlar değil lütfen. Bizler zaten ekmeğimizin peşinde koşan insanlarız. Bizler hakkımızı arayan insanlarız. Ders çalışmamızın hakkını arayan kişileriz sevgili dostlarım. Şimdi ise bizlerin şu rakamı arttırmak için büyük bir ses olmamız gerekiyor. Lütfen ama lütfen duyarsız kalmayın. Yani bir dahaki alımlarda daha fazla alım olabilmesi için yani biliyorum bu ezelden beridir bu böyle, merkezi atamalarda bu böyle. Ama en azından bu rakam, en azından şu 10 binleri, 20 binleri görsün. Binler, 400'ler, 95'lerle biz bir yere varamayız ki. Lütfen ama lütfen, etkinlikler olduğu zaman katılın. Sesimizi duymaya çalışalım. Yani sonuç vermez demeyin, boşa demeyin, olmaz bir şey demeyin, çıkmaz bir şey demeyin. Öyle derseniz zaten... Bu kadar kadroyla karşılaşırız. Bizler yine etkinliğimize katılalım. Yine ses olmaya başlayalım. Yine birlik, birliğimizi en azından gösterelim. Yani e, şu rakam yerine belki 3000-4000 eklenir bir dahaki etmamızda Lütfen ama lütfen duyarsız kalmayalım. Bakın şu rakamlar başvuru yapan sayılar normal. Başvuru yapan sayılar zaten ekmeğinin peşinde koşan insanlar. Şu kontenjan sayısı açılan kişi sayısı çok az olduğu için bizim sesimizi bir şekilde duyurmamız lazım sevgili arkadaşlarım. Yani e, bizler ne kadar birlik olursak, bize ne kadar sesimizi duyurabilirsek bizim için o kadar daha iyi diye düşünüyorum. Onu geçtim. Onu geçtim. Yani e, bunların hepsini geçtim sevgili dostlarım. E, merkezi atamalarda maalesef ki böyle bir durum söz konusu. Yani merkezi atamalarda böyle bir durum söz konusu oluyor. Bizlerin bu noktada Açıktan alımlara da yönelmemiz gerektiğini unutmayalım. Açıktan alımlar nedir? Açıktan alımlar. Arkadaşlar Adalet Bakanlığı alımları olsun. İçişleri Bakanlığı alımları olsun, belediyeler olsun. Yani aklımıza gelebilecek, diğer mülakat da olabilecek bütün alımlar. Bakın Polis Akademisi alımları olsun. Ondan sonra e, güvenlik 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 görevlisi alımları olsun belli çeşitli kurumlarda alımlar oluyor. İşkur özellikle işkur arkadaşlar işkur alımları da oldukça fazla. Bizler bu alımları da yönelmemiz gerekiyor. Hani sadece merkezi atamalarla bu iş yürümez. Görüyorsunuz ki merkezi atamalar, hani biz sesimizi duyursak bile ben yani en fazla diyorum ki ya en fazla kaç olsun? Bu e, 1677 kadro yerine hadi en fazla ben yani en fazla rakamı söylüyorum. Hadi 5000 olsun. Hani Sesimizi duyursak da bu kadar olacak. Ama en azından yine sesimizi duyurmaya çalışalım. 5000 rakamı gelsin. En azından bakın 1677'den daha iyidir. Yani yerleşen kişi sayısı 1677 olacağına 5000 kişi olur. Daha iyi olur. Bizler yine sesimizi duyurmaya çalışalım sevgili dostlarım. Ee, onun dışında açıktan alımlara da lütfen yönelmeyi unutmayın. Zaten duyurusu olduğu takdirde ben sizlere yayınlamaya çalışacağım sevgili dostlarım. Lütfen ama lütfen e, kendinizi üzüp harap etmeyin. E, rakamları görüyorsunuz. Tablo ortadan Yani çok da fazla üzmenin manası yok. İnşallah her şey gönlünüzce olur sevgili dostlarım. Merkezi atamaları şöyle çok umut bağlamayın derim. Hani eğer merkezi atamana gitmek istiyorsanız muhakkak güzel bir şekilde ders çalışıp ilk sıralarda. Yani şu 1677 kişilik mesela o sıralamayı kapman gerektiğini de unutma sevgili dostum tamam mı? Her şey gönlünce olsun. Görüşmek üzere.